Herkese merhabalar. 26 Eylül Pazar günü Elazığ yarış programı tahmin videosuyla sizlerle birlikteyiz. Elazığ'da 6 koşul bir program var. Kısa bir program. Hemen değineceğiz, hepsine geçeceğiz. Elazığ videosundan önce Adana ve İstanbul videosu da yayınlanmış olacak. Onları da izleyebilirsiniz diyorum. Elazığ videosunu izledikten sonra veya şu anı görüp istiyorsanız onlardan başlayabilirsiniz. Geçelim hemen ilk koşuya. 8'de başlayacak ilk koşu 13 safkanın start alacağı handikap 14. 4 büyük aralıklar 1600 metre kum pist yarışı olacak. Bizim burada iki tane ön planda gördüğümüz safkan var. Bunlardan birisi e, 7 numaralı sancak çiçeği. E, sancak Bey orijinli 7 numaralı Sancak Çiçeği son koşusunu kazandı. Büyük bir sürpriz yaparak kazandı 6 gün evvel. E, ona rakip olacağını düşündüğüm isimse 9 numaralı Keştebata olacak 7 numaralı Sancak Çiçeği ve 9 numaralı Keştebata burada yeterli olabilir Keştebata da yine sürpriz yapıp son koşusunu kazanmış bir isim burada diğer safkanlara göre çok daha kuvvetliler bu iki isim bunların haricinde bir isim söyleyeceksek illa yani şöyle diyeyim ben size 2 numaralı Çakır Ali bir ihtimal yazılabilir çok da başka bir ismi ön planda görmüyorum daha fazla yani burada 7 ve 9 yeterlidir diyorum. İkinci koşuya geldik. 15 safkanın start alacağı şart 2. 4 büyük araplar. 1200 metre kum pist yarışı. Buradaki bizim ilk önerimiz son koşusunda uzun bir çim yarış serüveninin ardından kum pistte start alıp ikinci olan 6 numaralı pist kralı olacak. Pist kralı 11 gün evvel koştu. ikinci oldu bu safkan. Bizim buradaki favorimiz konumunda peşine takılacağını, onu zorlayacağını düşündüğümüz net bir isim yok. Aslında olabilirdi ama bu isimler bir tanesi 8 numaralı Poyrazyeli fakat bu safkanın son koşusunu 4 gün önce koştuğunu ve şimdi 62 kiloda koşacağını düşününce şansını pek fazla görmüyorum ben. Yine beraberinde bir diğer isim ise bir numaralı eğilmeyeli. O da 4 gün evvel koştu. 4. oldu. Yani onun da şu an şansı zor olacaktır. Yine 62 kilo da start alıyor. Bu sebeple burada ben pist kralına rakip görmüyorum. Ancak sizin istediğiniz başka bir at varsa onu ilave edebilirsiniz diyorum. Bu koşuyu bu şekilde geçiyoruz. Geldik 3. koşuya. 9 safkanın start alacağı bu koşu kısa vade 6-2 yaşlı İngilizlere mahsus 1500 metre kum pist yarışı. İşte burada şimdi kuvvetli isimleri izleyeceğiz. Burada daha e, bol at yazmamız gerekecek. Bunlardan birisi 4 numaralı süper seda olacak. Safkan son 2 koşusunu kazandı. Ondan evvel 4. 2. 3. ve 4. şeklinde gelmiş. Ee, bu pistte elde edilmiş bir bir derecesi var ancak ondan daha iyi derece elde eden bir isme hemen geleceğiz. O da 1.38'lik derecesiyle 8 numaralı Francis Horse olacak. Ee, Francis Horse iki yarış koştu. Bir üçüncülük bir birinciliği var. Gerçekten çok iyi bir safkan iyi hazırlanmış. 1.38'lik bir dereceyle geliyor buraya. Ee, bu pistte bu derecelerde. Ee, en iyi şu anda. Hem de rakiplerine 2 saniyelik e, fark atmış durumda buradaki e, önerilebilecek isimlere. Bu sebeple Francis Horse burada ön plandadır diyorum. Ee, Süper Seda ve Francis Horse e, kesinlikle bulunması gerekecek isimler. 2 ee, isim daha var. Hatta 3 isim var. Evet hepsine değinelim. Bir şey olmaz. 2 numaralı Asabi 3 yarıştır. Kazanıyor bu safkan Hemen bir incelemesini yapalım onun isterseniz. E, Safran iki kez Elazığ'da bir kez Şanlıurfa'da olmak üzere 3 yarışları kazanıyor. Bu yarışların biri Maiden, biri Şart 4, biri Şart 5. İyi hazırlanmış gelmiş konumda bir isim. Bir diğeri ateş topu e, yeni son koşusunu kazandı Safkan ve bir diğeri oğlum Hışman olacak. Oğlum Hışman da 5 yarış koştu ikisini kazandı. Bunların biri şart 1 bir, biri şart 3. E, istikrarlı bir at tabela istikrarı olan bir at ancak e, 8 numaralı Francis Horse kadar şansını fazla görmüyorum. E, Francis Horse'un derecesinden kaynaklı bir şekilde söylüyorum. Ne yapacağını bilmediğimiz bir Safkan da var o da 6 numaralı Emin Amca. E ee, bu pistte iyi koşan, e, zaferler elde eden bir ekünün Mehmet Emin Demir Kapur'un e, sahip olduğu safkan iki yarış koşmuş, 97 gün evvel son son koşusunu koşmuş. Normalde çok iyi olacağını düşündüğümüz bir isim. Ancak bu yarışta ne yapar? Bunu kestirmek çok zor çünkü çok kuvvetli isimler var. Ee, i̇dman bilgilerine de erişemediğimiz için biliyorsunuz ki Elazığ'da ee, bu konuda bir şey yapamıyoruz. Burayı bol geçebiliriz. Bu değindiğimiz isimlerin hepsini yazabiliriz isterseniz. Yani 8 numara arkasında 4 numara. 3, 2, 1. Hatta belki 6 numaralı Emin amca. Herhangi bir sürpriz ihtimaline karşı. Yine yazıp e, riske etmeden buraya geçebiliriz. Nitekim bir önceki iki ayakta da zaten e, az tutmuştuk biliyorsunuz ki. Pis kralı demiştik. Mesela burada tek geçirebilecek bir isim olarak. Burada da keza. 9 numaralı keşte bata ve 7 numaralı sancak demiştik. Yani burada 2 at, burada da 1 atla geçersek burada da bol yazabiliriz belki. E, Tabi isterseniz öbür taraflara da daha fazla yazın. Size kalmış. Elazığ'da yine sürprize müsait bir e, yarış programı olduğunu görüyorum ben buna bakaraktan. E, 9 safkanın start alacağı 4. koşu 9.30'da handikap 15 dişi 4 yaşlı Araplar 1800 metre kum pistte koşulacak bir yarış olacak bu. Bu yarışta açıkçası bana sorarsanız benim önereceğim ilk isim son yarışını ikincilikle bitirmiş olan 2 numaralı 1 Mart olacak. Bu safkan dediğim gibi son yarışı ikinci oldu. Ondan evvel bir dördüncülüğü var. Ee, en son 13 gün evvel start almış. Aslında burada önermek istediğim isim benim 7 numaralı Cinderella'ydı. Ancak bu safkan e, son koşusunu 4 gün evvel start aldığı için ben şansını onun az görüyorum. Daha kuvvetsiz olacaktır burada rakiplerine nazaran. 1800 metrelik bir yarışı kaldırabileceğini düşünmüyorum. Ee, bir isim daha var demiştim. 2 numaralı 1 Mart'ın arkasında 1 numaralı Atik Bey kızını yazabiliriz. Atik Bey kızı fazla kiloda koşacak bir dezavantajdır. Son koştuğunda 3. olmuş Safkan 20 gün arayla koşacak. O yüzden fazla kilo çok büyük bir etki yaratmayacaktır. 8. liğinden önce Safkan'ın 2. birinciliği, 1. Bir üçüncülüğü, bir birinciliği var. Bu sebeple son altı koşusunda aslında çok da kötü olmadığını, kalitesini bize gösterdiğini bildiğimiz bir isim olduğundan eminiz. Eğer ki bu eski formunu yakalayabilirse Atik Bey kızı burada kesinlikle bir işler yapabilecektir diye düşünüyorum. 1 Mart arkasında Atik Bey kızı yeterli olacaktır diyorum. 2 ve 1 numara bu koştaki tercihlerimiz olacak. 5. koşuya geldik. 12 safkanın start alacağı şart 3, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumpist yarışı. Buradaki ilk tercihimiz son 4 koşusunda da tabela performans sergileyen 5 numaralı Gravgorov olacak. Gravgorov hakkı dayıyla ile, ile birlikte start alacak. Ekürüsü'nün de çok kötü olmadığını belirtelim. O safkanın da son 6 yarışında 3 kez tabela yaptığını bir 3. bir 4. bir 5. ikildetini belirtelim. Gravgorov'a gelecek olursak o da son 4 koşusunda 2 kez 3. 2 kez 2. olmuş bir isim. Bu koşuda galibiyet gelebilir diyoruz. Bu sebeple en son yarışını 2 hafta önce koşmuş safkan. Ona rakip olacak olan tek bir isim var benim gözümde 8 numaralı Race Master. Bu safkan son 3 koşusunda da tabela yapmış. 1 bir üçüncülük, 1 bir birincilik, 1 bir ikincilik elde etmiş. Son yarışını 6 gün önce koşmuş. 6 gün çok da kısa bir zaman da değil, fazla da değil zaten biliyorsunuz. Eee yani ama 4 gün kadar, 5 gün kadar kötü değil. Eğer e, yorucu bir iş yapmadılarsa safkana belki bir kenterle vesaire. E, bu safkan burada e, rahatça koşup yarışı kazanabilir de. O yüzden rakibi bellidir bu isminde. 5 numara ve 8 numara yeterli olacaktır diyorum burada kuponlarda. Geldik 6. ve son koşuya. 15 safkanın start alacağı handikap 14 3'ü yukarı İngilizler 1200 metre kum pist yarışı. Buradaki bizim ilk tercihimiz son koşusunu kazanan isim 3 e, numaralı Genç Nuray'ın kızı olacaktır. E, bu safkan 2 ile birlikte start alıyor. 2 free power o da çok iyi bir safkan son koşusunda ikinci oldu. Mehmet Emin Demir sahibi olduğu e, ekürinin safkanları e, gayet iyi konumdalar öyle gözüküyor. İkisi de son yarışlarında e, başarılı olmuşlar. Biri birinci diğeri ikinci olmuş bu iki ismin yanına yazılabilecek çok fazla bir at olduğunu düşünmüyorum. Ancak illa birisini belirteceksek sürpriz ihtimali olan 9 numaralı King Baran burada olabilir. Onu belirteyim. Son yarışlarında bir dördüncülük, bir üçüncülüğü var son iki koşusunda. bu satkan bir sürpriz yapabilirse yapabilir. Başka bir ismin çok da fazla sürpriz yapma potansiyeli olduğunu düşünmüyorum. nitekim burada ekürler çok ön plandalar. Genç Dora'nın kızı ve Free Power. Onlara bir inceleyelim ufaktan. E, satış koşusunda koşmuş olan bir safkan yani bir de e, Ankara'da koşmuş ama tabii Ankara'da koşmuş daha kuvvetli bir grubu gelip geçmiş bir safgan e, burada genç Nuray'ın kızı 5 lira 80 kuruşluk bir ganyanla gelmiş bu safgan e, beraberinde free power'a geldiğimizde ise o da yine Ankara'da e, aynı koşuda sert almış ve ikinci olmuş. E, Mehmet Emin Demir Kapı'nın sahibi olduğu bu iki safkan ekiyor bitirdiler yarışlarını. E, şimdi burada şunu söyleyelim. Bu iki isim e, ön planda net bir şekilde e, tercih edilmesi e, müsait isimler. E, yine bir kez daha şöyle bir bakalım mesela derecelerle ilgili mevzusuna özellikle bu yarışlarını incelemek istiyorum bu iki safkanı madem ki yazacağız Ekür'ü bitirdiler yarışlarını ee, Safkanlar 1'i 137 10 1'i 137 14 yaptı birbirlerine yakın gayet iyi derecelerle ee, bu iki isim yani Ankara'da satış koşusu da olsa bu yarış kazanabiliyorlarsa şayet aynı şekilde ee, rahat olacakları bir pistte Elazığ'da yine ben bu ikilinin başarılı olacağını düşünüyorum. Bu koşuda başka da bir tercih yapmaya gerek olduğunu düşünmediğimden dolayı e, bu şekilde bu videoyu da bitiriyorum. Herkese de bol şans diliyorum.